Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere haşhaşlı limonlu kek tarifim var. Hemen tarifime geçiyorum. Kekimize başlamadan önce kalıbımızı yağlıyoruz. 1 tatlı kaşığı tereyağını fırça yardımıyla kalıbın her yerine sürüyorum. Kekin kalıptan kolay bir şekilde çıkması için kalıbın her yerinin güzelce yağlandığından lütfen emin olun. Her yerini güzelce yağladığım kalıbımı kenara alıyorum ve hemen kekimi çırpmaya başlıyorum. Çırpma kabına ilk olarak 4 adet küçük boy yumurtayı alıyorum. Daha sonra üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Mikserin yüksek devrinde yaklaşık 3 dakika boyunca krema kıvamına gelene kadar çırpmaya başlıyorum. Kekimizin bütün malzemeleri oda sıcaklığında olsun. Böylelikle kekimiz çok güzel bir şekilde kabaracak ve sönmeyecek. Kekin güzel kabarması, piştikten sonra sönmemesi için bütün püf noktaları videomda sizlerle paylaşacağım. O yüzden çok fazla hızlandırmadan izlemenizi tavsiye ederim. İlk olarak yumurta ve şekerin çok iyi bir şekilde çırpılması ve krema kıvamına getirilmesi gerekiyor. Böylelikle kekimiz çok güzel bir şekilde kabaracak ve yumuşacık olacak. Tabi sonradan bu çırptığımız yumurta ve şekeri söndürmememiz gerekiyor. Onları da sırası geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağım. Görmüş olduğunuz gibi çırptıkça kıvamı çok daha güzel oluyor ve rengi gitgide açılıyor. İstediğimiz kıvam tam olarak budur. Çırpmaya devam ediyoruz. Mikseri yüksek devrinde yaklaşık olarak 3 dakika boyunca çırptım ve istediğimiz kıvama ulaştık. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra ilk olarak sıvı malzemelerimizi ekleyeceğiz. Bir su bardağı sütü ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Daha sonra bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Sıvı malzemelerimizi ekledikten sonra mikseri çok fazla çalıştırmadan şöyle bir karıştırıyoruz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sıvı malzemelerimizi yeteri kadar karıştırdıktan sonra kuru malzemelerimizi eleyerek ekliyoruz. İlk olarak unu eleyerek ekliyorum. Kuru malzemelerin elenerek eklenmesi oldukça önemli. Böylelikle kek harcımız hacim kazanacak ve pişme esnasında daha güzel kabaracak. Tarifimde toplamda 2 su bardağı un kullandım. İlk olarak 1,5 su bardağını ekledim. Daha sonra 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ekliyorum. Onları da eledikten sonra mikserle şöyle bir karıştıracağım. Daha sonra kalan unu ekleyeceğim. Son olarak 1 tatlı kaşığı haşhaş tohumu ekliyorum. Kuru malzemelerimizi de ekledikten sonra mikserle şöyle bir karıştırıyoruz. Kuru malzemelerimizi ekledikten sonra da mikseri çok fazla kullanmamamız gerekiyor. Bu da bir diğer püf noktamız. Unu kontrollü şekilde eklemekte fayda var. Çünkü yumurtanın ebatı dahi un miktarını etkileyecektir. Şimdi kalan unumu ekliyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi toplamda 2 su bardağı un kullandım. kalan unumuzu da eleyerek ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra mikserimizi içerisinden çıkartarak spatula ile devam ediyoruz. Diğer bir taraftan da fırınımızı 180 derece alt üst ayarı açıyoruz. Kekimizi sıcak fırına koyacağız. Şimdi mikseri kenara alıyoruz ve bir adet limonun kabuğunu rendeliyoruz. Rendenin küçük kısmıyla sadece limonun kabuklarını rendeliyoruz. Beyaz kısımlarını lütfen rendelemeyin aksi halde kekinize acı bir tat katacaktır. Limon kabuğu da gerçekten keke ekstra bir lezzet katıyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Limon kabuğunu rendeledikten sonra yarım limonun da suyunu sıkıyorum. Limon çok sulu olduğu için yarım limon yeterli geliyor. Daha sonra kek harcımızı spatula ile güzelce karıştırıyoruz. Aşağıdan yukarı doğru karıştıralım ki yumurtalarımız sönmesin. içerisine katmış olduğumuz limon suyu sayesinde keke ekstra bir yumuşaklık ve doku katmış oluyoruz. Kek harcımız artık hazır. Kıvamının ne kadar güzel ve pürüzsüz olduğunu görüyorsunuz. Şimdi hazırladığım kek harcımı yağladığım kalıbıma döküyorum. Ben bu tarifimde bu şekilde farklı bir kalıp kullanmak istedim. Sizler dilediğiniz kek kalıplarınızda kekinizi hazırlayabilirsiniz. Çırpma kabında kalan kek harcının tamamını spatula yardımıyla kalıbın içerisine alıyorum. Hiçbir malzememizi israf etmiyoruz. İyice sıyırıyoruz. Kek harcının tamamını kalıba koyduktan sonra kalıbı şöyle bir sallıyorum ve her yerini eşitliyorum. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst ayarlı fırına koyuyorum. İlk 20 dakika fırının kapağını kesinlikle açmıyoruz. 20 dakikanın sonunda kekinizin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. 35 dakikanın sonunda kekin pişti ve fırından çıkarttım. Fırından çıkan keki bir 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda servis tabağını ters çeviriyorum. Servis tabağına aldıktan sonra da kekimizin soğumasını bekleyeceğiz. Kekimiz soğurken biz de üzerine süreceğimiz kremalı harcımızı hazırlayacağız. Kekin kalıptan ne kadar kolay bir şekilde çıktığını ve kalıba yapışmadığını görüyorsunuz. Kekimiz soğurken biz de üzerinde kullanacağımız kremalı malzememizi hazırlıyoruz. Yarım paket yani 100 ml kremayı kasenin içerisine alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı toz şekeri ekliyorum mikserin yüksek devrinde yaklaşık 2 dakika boyunca krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam ediyorum. Yumuşak ve sürülebilir bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Daha fazla katı olmasını istemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı oldukça güzel. Dilerseniz daha fazla çırparak daha sert bir krema da elde edebilirsiniz. Kremayı bu şekilde hazırladıktan sonra mikseri içerisinden çıkarıyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı haşhaş tohumu ekliyorum. Ekledikten sonra kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Hazırladığım kremalı harcımı buzluğa kaldırıyorum. Kekin tamamen soğumasını bekliyorum. Kremamı buzluktan çıkarttım. Kekim de iyice soğudu. Hazırladığım kremayı sıkma torbasının içerisine alıyorum. Daha sonra sıkma torbasının ucunu keserek kekimin üzerine süslemek için kullanıyorum. Kremanın içerisindeki haşhaş tohumları da gerçekten çok güzel görünüyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz kekinizi bir borcamda veya tepside de yapabilirsiniz. Hazırladığımız kremalı harcını üzerine sürebilirsiniz. Tercih tamamen sizlere kalmış. Kremayı sıktıktan sonra üzerine limon kabuğunu rendeliyorum. Keki bu şekilde hazırladıktan sonra hemen dilimleyerek servis edeceğim. kimimiz iyice soğuduktan sonra keserek servis ediyoruz. İçinin ne kadar güzel piştiğini ve hiçbir hamurlaşma olmadığını görüyorsunuz. Mis gibi limon kokusuyla hem göze hem de mideye hitap eden nefis bir kek tarifi paylaştım. İnşallah sizler de denediğinizde tarifimden memnun kalacaksınız. Tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve de başka lezzetlerde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.